Cem Küçük, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ile görüştüm. Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Naci İnci'yi ziyaret ettim. Hem üniversitede olan biteni öğrenmek hem de muazzam bir kariyere sahip hocamızı tanımak için. Saat 11.15'te buluştuk. Boğaziçi mekan olarak çok güzel bir yer. Hem binaların dokusu hem de okulun havası insanın içini ısıtıyor. Gerçekten Boğaziçi'nin kendine has bir ruhu var. Önce size Sayın Naci İnci'yi tanıtayım. 1987'de Marmara Üniversitesi'nden mezun. 1992'de fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nde doktora yaptı. Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 93-94 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yani post doktora yapan inci 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent, 1996'da doçent oldu. İnci Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde 2005'te profesör oldu. 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yaptı. Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nde konuk profesör olarak bulundu. Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalıştı ve araştırmalar yürüttü. Gördüğünüz gibi Naci Bey'in dünya çapında bir kariyeri var. 1994'ten beri de Boğaziçi Üniversitesi'nde. Önce son yaşanan arabasının önünün kesilmesi meselesini sordum. Bu tamamen vandallık dedi Naci Bey. Üniversitede huzur istemeyen bir kesim var diye de ekledi arabanın üzerine çıkılmasıyla daha büyük bir şey hedefleniyor dedi. Benim anladığım aynen gezide olduğu gibi olayları diğer üniversitelere yaymak istiyorlar. İki kişi tutuklandı ve bazı öğrencilerin DHKPC terör örgütüyle iltisakı var. Peki yaptırımı yok mu? Yani ceza veremiyor musunuz dedim. Danıştay rektörün disiplin yetkisini iptal etmiş. Rektör disiplin cezası veremiyor. Soruşturma açamıyor. Kim disiplin amiri? Dekanlar yüksek kurul üyeleri, enstitü müdürleri. Dekana işlem yapılması için gönderilmiş ama dekanlar ceza vermiyor. Çünkü onlar da bir kısmı mahalle baskısından bir kısmı ideolojik sebeplerle disiplin suçlarına ceza vermemişler. 149 tane gönderilmiş ve 35 tanesi hakkında işlem yapılmış. Koskoca dekanlar görevlerini yapmıyorlar. Yazık günah değil mi? Hocamıza kaç kişi bu eylemleri yapan dedim. Maksimum en kalabalık anda 100 kişi dedi. Ama arabanın üzerinde tepinmeden Sonra sayı 25'e kadar düşmüş. Boğaz içinde 17 bin öğrenci var ama eylemleri yapan hepi topu 20-30 kişi. Diğer öğrenciler de bu durumdan haliyle rahatsız. 30 kişi her şeyi kilitlemeye çalışıyor ama başaramıyor. Olaylarda 12 kişi gözaltına alınmış. Bunların 4'ü Boğaziçi Üniversitesi'ne kayıtlı, 8'i başka üniversiteye. Naci İnci gibi kıymetli ve kariyerli bir hoca. 30 yıllık Boğaziçi'li. Okuldaki herkes Naci Bey'i tanıyor. Çoğu arkadaşı. Ama hoca görev verirse almıyorlar. Sebep ne? Hoca Melih Bulu döneminde görev almadı. Bahaneleri bu. Görev almak isteyen olursa da üniversitede diğer hocalar hemen mahalle baskısı kuruyorlar. Şu an bir rektör yardımcılığı boş ama görev alacak kimse yok. Gerçekten ayıp ediyorlar. Boğaz içinde ilginç bir durum daha var. Okulda emekli hocalar var. Derslere devam ediyorlar. Emekli olduktan sonra da ofislerinde oturmaya devam ediyorlar. Ve üniversitede yönetim çalışmasın diye her şeyi yapıyorlar. Diğer hocaların üzerinde ciddi bir baskı kuruyorlar. Alenen korku yayıyorlar. Kendilerini üniversitenin sahibi sanıyorlar. Sanki babalarının malı okul. Hocamıza lisans eğitimi boğaz içinde nasıl dedim. MIT Harvard, Princeton'la yarışır dedi. Peki ama dünya çapında işler niye çıkmıyor diye sordum. Batı üniversitelerinde akran baskısı var dedi. Herkes birbiriyle yarış halinde diye de ekledi. Yurt meselesini de sordum. 3187 öğrenci varmış ve hepsini yurtlara yerleştirmişler. Şehir dışından gelen tüm öğrencileri de yerleşmiş. Dışarıda tek bir öğrenci bile kalmamış. İyi niyette her sorunu çözmek isteyen kariyerli bir isim Naci İnci. Ama okulu kitlemek isteyen de bir kesim var. Belli ki dertleri eğitim filan değil. Okulda sistem ve yönetim işlemesini istiyorlar. 17 bin öğrenci sadece eğitim istiyor. Ama 25-30 kişi her şeyi karıştırmak ve ortamı germek istiyor. Ancak rektörün arabasının önünü kesmek, üstüne çıkmak ve korku oluşturmak kimin projesi? Ona da iyi bakmak lazım. <laughs>